Kehf kıssasından Zülkarneyn bahsi. Tamam. Orayı aç. Başladım. Oku, açıklayalım, anlatalım, konuşalım. İnşallah. Kehf suresi 83. ayet. Şeytan olmasını. Sana Zülkarneyn hakkında sorarlar. Demek ki önemli görmüştüm, evet. Ki o devirde ismiyle bilerek soruyorlar. Yani Hristiyanlar, Museviler, herkes bildiği bir isim. Zülkarneyn. Onun için Tevrat ve İncil'e de bakmak lazım. Evet. De ki, size ondan öğüt ve hatırlatma olarak bazı bilgiler vereceğim. Bazı bilgiler, yani kapsamlı değil. Evet. İlgili bilgiler. Niçin? Amaç ne? Öğüt. Bir, öğüt. İki, hatırlatma. Neyi hatırlayacak? Ahir zamanı hatırlayacak. Ahir zamandaki olaylarla o ayeti ikisini kıyaslayacak. Diyecek ya ne kadar benziyor diyecek. Evet. Ve hatırlamış olacak. Evet. Gerçekten biz ona yeryüzünde sapasağlam bir iktidar verdik. Sapasağlam. Evet. Zayıf iktidar rahatsızlık verir. Sapasağlam olması için çok güçlü bir inanca dayalı olması gerekiyor. Sağlam inanca dayalı olmadın mı hiçbir iktidar sapasağlam olmuyor. Güçlü bir iman ve güçlü bir inanca dayalı olursa sapasağlam olur. Mesela Süleyman'ın iktidarı güçlüydü, çok sağlam bir inanca dayanıyordu. Ama sağlam inanca dayanmayıp çeşitli inançların karışımı olursa o zayıf oluyor. Yani parçalanmış kuvvetler oluyor. Onlar bir araya gelse de yine bir bütün gibi etki edemiyor. İnşallah. Evet. Ve ona her şeyden bir yol verdik. Kim yolu gösteriyormuş? Allah. Allah. Her şeyi kim yaratıyormuş? Allah. Demek ki Zülkarneyn kendi yeteneği değil. Evet. Kendinden bir insanda yetenek olmuyor. Allah ona o gücü vermiş. İnşallah. Evet. O da bir yol tuttu. Allah'ın gösterdiği bir yol. Evet. Kaçıncı ayet? 85. 85-86. Demek ki olayların başladığı tarih. Ben 1985'e, 1986'ya bakıyorum. Yani atağın ve canlılığın, Mehdiyet'in en güçlü olarak kendini gösterdiği, Deccaliyet'in de en canının yandığı yıllar. 1985 ve 86. Evet. Sonunda güneşin battığı yere kadar ulaştı. Ve ona kara çamurlu bir göze de batmakta buldu onu. Sonunda güneşin battığı yere kadar ulaştı. Evet. Yani her yere ilmi irfanı yetişecek demek Mehdiyet'in. Kitapları yetişecek, bilgileri yetişecek. Yani Japonya'sından tut, Çin'inden çık. Her yere o bilgi yetişecek. Güneşin battığı yere de doğduğu yere de yani dünyanın her tarafına o bilginin, o gücün ulaşacağını işaret etmiş oluyor. İnşallah. Evet. Onu kara çamurlu bir göze de batmakta buldu. Yanında bir kabim gördü. Kara çamurlu bir göze. Evet. Bu Japonya'da olan tsunamide bütün deniz kara çamurluydu. Güneşin batışını da gösterdiler. Kara çamurlu bir göze de batıyordu adeta. Evet. Ve müthiş bir felaketti bu. Evet. Muazzam bir felaketti. Evet. Kur'an bir yönüyle ona işaret ediyor. Güneş gibi olan Mehdiyet'in de bir süre kara çamurlu, mesela bir hapishanede tutulacağını da işaret etmiş oluyor. İnşallah. Yani sembolik anlamında. O güneş gibi bir varlık, evet. Fakat kara çamurlu bir yerde, yani kötü bir yerde onun bir süre tutulacağını işaret edilmiş oluyor. Evet. Kaçıncı ayet o? 86. 86'da bir Mehdiyet'e yönelik demek ki bir şey olacak. Evet. 1986 yılında. Mehdiyet belki hapisle karşılaşacak. Efendim, kara çamurlu göze denilen karanlık bir hücrede tutulacak demek. Yani hapis gibi, o işte tecrit gibi ona benzer
kirli bir yer, yani karanlık bir yerde o zor durumda bırakılacak. Ama güneşliğini muhafaza edecek Mehdiyet. Evet. 1986 yılına da bir işaret var burada. 1986. Evet. Dedi ki, ey Zülkarneyn, ya azaba uğratırsın veya içlerinde güzelliği edinirsin. Yani başkomutan olarak isterse savaşta da kan dökerek de olayları halledebilir. Ama isterse barışla, kardeşlikle, sevgiyle, nezaketle de yapabilir. Mehdi sevgiyle, nezaketle, akılla, irfanla yapmayı tercih edecek. İnşallah. Normalde kendini savunma hakkı da var. Evet. Yani isterse yerle bir eder. Ama bunu yapmayacak. Sevgiyle halledecek. İnşallah. Bunu işaret ediyor. Evet. Dedi ki, kim zulmederse biz onu azaplandıracağız. Kim zulmederse biz onu azaplandıracağız. Öldüreceğiz, asacağız, keseceğiz demiyor. Evet. Zulmederse, mesela PKK zulmedince ne oluyor? Hapse giriyor, azap bu. Evet. Hapis azabıyla karşılaşıyor. Evet. Sonra Rabbine döndürülür. Evet, sonunda da ölüyor bu adamlar ama asıl ceza ahirette olmuş oluyor. İnşallah. Bu dünyada sadece azaplandırmış oluyor. Evet. O da onu görmemiş bir azapla azaplandırır. Bak, görülmemiş bir azap. Yani dünyadaki azap hiç kalıyor yanında. Ahiret azabının yanında. Evet. Kim iman eder ve salih amellerde bulunursa, onun için güzel bir karşılık vardır. İman edecek Allah'a. Bu nasıl olur? İman hakikatlerle, Kur'an mucizeleriyle, vicdanını kullanarak bunu elde edecek. Arkasına ne yapacak? Samimi olacak. İnşallah. Samimi olması olmuyor. İnşallah. İman ve samimiyet iç içedir. Yani bir bütündür. Evet. Ona buyruğumuzdan kolay olanını söyleyeceğiz. Mehdiyet nasıl bir çalışma yapacakmış? Dini kolaylaştıran bir çalışma yapacak. Evet, Kur'an buna işaret ediyor. Dini kolaylaştırmak. Mehdi'nin de görevi bu olacak. İnşallah. Çünkü bir zaman, bir olaydan bahsediyor. Yani Zülkarneyn kasası, geçmişte olan bir hikayeyi bize anlatıp, yani bir masal bu. İşte dinleyin ki Kabil'inden bir şey değil. Bak Allah orada ibret, örnek ve hatırlatma olduğunu söylüyor. Yani biz hatırlayacağız onu. Kıyas yapacağız. Diyeceğiz ki bak bu aynısı. Evet. Mehdiyette de aynı şeyler oluyor diyeceğiz. İnşallah. Evet. Sonra bir yol tuttu. Kaçıncı ayet? 89. Demek ki bir dönemeç noktası 89. Evet. 89, 99, 2009, 2019. Evet. Evet. 88'de kolaylaştıracağız diyor. 89. 88'de bir ferahlık var demek ki. Evet. İnşallah. Evet. Sonunda güneşin doğduğu yere kadar ulaştı ve onu kendileri için bir siper kılmadığımız bir kavim üzerine doğmaktayken buldu. Demek ki deniz kenarında bir yere gelecek. Çünkü deniz kenarında plajlar vardır, insanlar kıyafetle gezmezler. Evet. Daha açıktır mesela, hanımlar dekolte olur, efendim beyler denize girerler. Değil mi? İnşallah. Evet. İşte böyle. Onun yanında özü kapsayan bilgi olduğunu biz büsbütün kuşatmıştık. Yani Mehdi demagojiyle konuşmayacak. Özlü ve kısa konuşacak. Tam hedefe yönelik, hikmetli, böyle Hacı Emmiler gibi lafı uzatıp kendini beğendirmeye çalışan değil, tam konunun özüne matuf, hikmetli, kısa, etkileyici, tam çevreleyen ve tam çözen konuşmalar yapacak. İnşallah. Evet. Sonra bir yol tuttu. Kaçıncı ayet? 92. 92'de bir dönemeç işte, demek. Evet. İki Seddin arasına kadar ulaştı. Yani PKK ile mücadeleye girecek sonunda. İki Sedd. Yani dağlık bölge olan Türkiye ile Irak arasındaki Set var biliyorsunuz orada. Evet. Mayınlı araziler var, dikenli teller var. Bu Set'tir. İnşallah. Bu değil mi? Suriye ile olan Set var. İki Set. Yani Suriye ve Irak sınırı. Evet. Oradaki Setler nasıl oluyor? Genellikle mayın kullanılıyor. Mayınlı arazi. Dikenli tel çekiliyor veyahut betondan duvar yapılıyor. Evet. Bir Set olarak. Oraya kadar ulaştı diyor. Yani orada bile faaliyetlerine devam edecek. Deccaliyete karşı bir mücadele verecek.
Evet. Allah-u Alem Ebced'i 2015. 2015. Evet. Evet. Tamam bak, tam içinde bulunduğumuz tarihi veriyor. Evet. Bu tarihte demek ki PKK ile mücadele yoğunlaşacak. Evet. Mehdiyet'in öncülüğünde müthiş bir yoğunlaşma olacak. Evet. Onların önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu. Yani PKK'lılar. Evet. Yani başka dilde konuşmaya ısrarla dikkat ediyor. Türkçe konuşmamaya dikkat ediyor. Bildiği halde. Laf söz dinletemiyorsun. Konuyu anlatıyorsun, anlamazdan geliyor. PKK'ya işaret eden bir ayet. Mehdiyet yönünden baktığımızda. Evet. Evet. Dediler ki, ey Zülkarneyn, gerçekten Yecüc ve Mecüc yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar. Demek ki işte bu Marksist, Komünist takımı, yani PKK'lılar yeryüzünde bozgunculuk, fesat ve terör çıkaracaklar. İnşallah. Efendim, insanlara ızdırap, acı verecekler. Sonunda insanlar Mehdi'ye girecekler. Yani bu konuyu hallet, bu konuyu düzelt diye Mehdi'ye müracaat edecekler. Bu anlaşılıyor. Evet. İnşallah. Bizimle onlar arasında bir set inşa etmen için sana vergi verelim mi? Yani Mehdi'ye para teklif ediyorlar. Evet. Kur'an'ın şereti bu. Mehdi böyle bir şey asla kabul etmez. Ama aramıza bir set, manevi set, ilmi, akılcı bir set. Yani bu terörü, anarşiyi durduracak her şey. İnşallah. Askeri çözümü dahil, ilmi çözümüne dahil. Manevi set. İnşallah. Sungur abi diyor, sen diyor, işte diyor. Seddi Zülkarneyn oldun. Evet. O seddi aşıp gelemiyorlardı. Evet. Ne demek istiyor? Manevi set. Set. Maddi ve manevi setlerin toplamı. Evet. Orada kastedilen. Biz de bir Mehdi öncüsü olarak Deccaliyet'e karşı hakikaten bir set oluşturuyoruz. Evet. Bir nevi set. Ama Mehdi tam anlamıyla set oluşturacak. İnşallah. Evet. Dedi ki, Rabbimin beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı daha hayırlıdır. Evet, benim zaten rahatım yerinde diyor, yani öyle bir şey yok. Hani ev, sizden köşk, saray bir şey istemiyorum. Para da istemiyorum. Siz bana insan gücüyle, yani kafanızla, sözünüzle, bedeninizle yardım edeceksiniz. Yani askeri güçle, efendim, propaganda gücünüzle, tebliğ gücünüzle, konuşma gücünüzle, radyonuzdan, televizyonunuzla bana yardım edin diyor. İnşallah. Bu anlaşılıyor. Evet. Evet. Madem öyle bana güçle yardım edin de sizinle onlar arasında sapasağlam bir engel kılayım. Evet, güç işte bu askeri güç. Evet. Sapasağlam engel de yine askeri engel. İnşallah. Hem manevi çalışma hem askeri engel. Evet. Bana demir kütleleri getirin. İki dağın arası eşit düzeye gelince körükleyin dedi. Demir kütleler nedir? Tanklar demir kütleleridir. Evet. Toplar nedir? Demir kütleleridir. Silahlar nedir? Demir kütleleridir. Evet. Tank mesela ne, 20 ton ağırlığında falan demir kütlesi. Evet. O biz topları falan da yani 5 ton, 10 ton ağırlığında demir kütleleri. Bunlar bana hiç demir kütlesi ama yani o devirde kullanılacak ağır silahlar. İnşallah. Evet. Onu ateş haline getirinceye kadar dedi, bana getirin, üzerine eritilmiş bakır dökeyim. Yani o körükleyin diyor, körükleyin onun ateş etmesi, evet, onların. Ateş haline gelmesi, çünkü evet, silah soğuk silah, ve sakin bir cisimdir. Ama ateşlendin mi ağzından alevler, ateşler saçar, evet, ve sonucunda düşmanları etkisiz hale getirir. Evet. Bir yönüyle oraya bakıyor. Yani silah gücüne, silahın meydana getireceği ateşe bakıyor. Getirin üzerine de kıtrağın dökeyim diyor. Evet. Yani iyice sağlamlaştıracağı, sistemi iyice oturtacağı anlaşılıyor. Evet. Yani bu mücadeleden sonra sistemin üstüne ikinci bir set daha oluşturacağı anlaşılıyor. Kıtrağın da bakırdır. Yani bir elektronik, evet, set daha yapılacağı, yani elektronik yönden önlemler de alınacağına da, evet, işaret etmiş oluyor. İnşallah. Bir nevi baktığımızda bir yönüyle. Evet. Evet. Böylelikle ne onu aşabildiler ne onu delmeye güç yetirebildiler. Yani böyle bir sağlam bir savunma ve öyle sağlam bir yıkım yapıyor ki PKK için. Bir daha onu ne aşabiliyorlar
ne de o sistemi delebilecek bir yapılar oluyor. Evet, kesinlikle. Yani artık sistem tam kamil anlamda oturuyor. Deccaliyet, yani PKK kafası, o Firavun zihniyeti tamamen ortadan kalkmış oluyor. Evet. Dedi ki, bu benim Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin vaadi geldiği zaman o bunu dümdüz eder. Rabbimin vaadi haktır. Her şeyi Allah yapıyor diyor. Bunu da Allah yaptı diyor. Evet. Bir daha oku ayetim. Dedi ki, bu benim Rabbimden bir rahmettir. İşte rahmet Allah'ın sevgisinden bir güzellik. Allah meydana getiriyor. Vakti zamanı gelince de ne PKK kalır, ne onlar için yapılan askeri önlemler, sistemler kalır. Hiçbir şey kalmaz. Hepsi darmadağın olur. İnşallah. Ayet ona işaret ediyor. Evet. Rabbimin vaadi geldiği zaman o bunu dümdüz eder. Rabbimin vaadi haktır. Yani kıyamet zaten çok yakın diyor. İşte Mehdiyet'e baktığında oradan anlıyoruz. Evet. Yani bu tip ayetlerde hemen kıyamete geçiriyorsa olay Mehdiyet'le ilgilidir. Evet. Ahir zamanla ilgilidir. Yani Yecüc Mecüc konusunda, Dabbe konusunda hepsinde hep kıyametten bahsedilir sonunda. Evet. Yani ayetin siyak sibakından hemen anlaşılıyor. Maşallah. Doğrudan ahir zamanla ilgisi olduğunu oradan anlıyoruz. Yani kıyamet alameti, kıyamet öncesi olaylar olduğu anlaşılıyor. Evet. Bakın Kur'an'ın tamamında bu şekildedir. Duhan zuhurunda da bu şekildedir. Evet. Aynı şekildedir. Duhan zuhuru da işte anarşi, terör, pahalılık, yani buhran anlamında duhan. Duhan. Yani sıkıntı, her türlü. Şu an dünyada oluşan işte buhran bu. Ayette söylenen duman zuhuru budur. Yani bildiğimiz klasik duman anlamında değildir o. Yani şiddetli sıkıntı, şiddetli rahatsızlık, ekonomik krizler, anarşi, terör, her türlü sıkıntı. Evet, dinliyorum. Biz o gün bir kısmını bir kısmı içinde dalgalanırcasına bırakıvermişiz. Sura da üfürülmüştür, artık onların tümünü bir araya getirmişiz. O küfür, yani artık şeyden, yerden diriltilip kaldırılacaklar. Evet. Onlar birbirine karışacak, yani dalgalanırcasına dediği o. Evet. Yani akıl almaz bir kalabalık şeklinde olacak. Bir hedefe doğru koşuyorlar sonunda zaten. Evet. Evet, dalgalar şeklinde gelirler diyor. Dalgalanırcasına diyor. Ayette de o şey yapıyor. Yani böyle çekirge sürüleri gibi diyor zaten ayette. Evet. Çekirge sürüsü nasıl dalgalanır böyle? Evet. Onlar diyor dalgalanarak gidecekler diyor. Birbirleri içerisinde dalgalanacaklar diyor. O zaten kıyamet. Evet. Yani kıyametteki dirilişlerindeki aldıkları hal bahsediliyor. Ondan bahsediliyor. İnşallah. Evet. Ve o gün cehennemi inkar edenlere tam bir sunuşla sunmuşuz. Evet. Cenab-ı Allah nasıl intikam alacağını da söylüyor. Tam bir sunuş. Yani her yönüyle cehennem onları tam sarmış oluyor. İçine girdikleri için. Dört taraftan cehennemce kuşatılmış oluyorlar. İnşallah. Evet. Ki onlar beni zikretmede gözleri bir perde içindeydi. İşte PKK dinsiz, imansız, Allahsız, kitapsız olduğu için, o komünist zihniyette olduğu için Kur'an o mantığın ilk haline dikkat çekiyor. Dünyadaki haline dikkat çekiyor. Evet. Dinlemeye katlanamazlardı. Şu an dinlemeye katlanabiliyor musun? Konuşamıyorsun. Tabii. Mardin'e gidemiyorsun, Siirt'e gidemiyorsun. Bir şey söyletmiyorlar. Allah'tan bahsetmiyor. Kitapları hem Mardin'de hem Siirt'te yaktırdılar bizim kitapları. Evet. Hiçbir şekilde hakkı ve doğruyu söylettirmiyorlar. Söyleyene de silahlı saldırı oluyor. Evet. İnkar edenler beni bırakıp kullarımı veliler edindiklerini mi sandılar? Mesela Abdullah Öcalan'ı kendisine veli ediniyor. Evet. Allah'ı bırakıp onu haşa ilah gibi görüyor. Zaten o da diyor ben diyor tanrı oldum diyor. Evet. Evet hocam. Onlar da onu tanrı gibi görüyorlar. Ona tabi oluyorlar. O ne derse onu dinliyorlar. Ayetin ifadesi açık. Gerçekten tabii. İnşallah. Gerçekten biz cehennemi kafirler için bir durak olarak hazırlamışız. Yani Cenab-ı Allah intikam alacağını söylüyor. Müminlerin gönlünün rahat olması için. Yani gücü yoktur küfrün. En de sonunda gidecekleri son yer cehennemdir. İnşallah. Yani bütün dinsiz, imansız takımı hepsini Allah onlara müjde ver diyor zaten. Evet. Hepsini cehennemde konaklayacağım diyor. Evet. Konaklayacaklar. Evet. Orada onlardan intikam alacağım diyor ve her yönden onları saracağım diyor Allah. Cehennem ateşiyle. Evet.
Dedi ki, davranış bakımından en çok hüsrana uğrayacak olanları size haber vereyim mi? Evet, Cenab-ı Allah önce dikkat çekiyor, evet. Onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken, kendilerini gerçekte güzel iş yapmakta sanıyorlar. Mesela PKK'lılar, bu dinsiz imansız takımı, akıl almaz bir gayreti gösteriyor ve çok isabetli hareket ettiklerini, doğru düşündüklerini iddia ediyorlar ve hakikaten kahraman olduklarına, yiğit yaptıklarına, işte insanları kurtardıklarına inanıyorlar. Kur'an ayeti ona dikkat çekiyor. Evet. Evet. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Zaten açık açık söylüyorlar. Yani evet, Allah'ı inkar ettiklerini, ayetini inkar ettiklerini. Maşallah. Açık açık söylüyorlar. Evet. Artık onların yapıp ettikleri boşa çıkmıştır. Kıyamet gününde onlar için bir tartı tutmayacağız. Boşa çıkıyor tabii. Evet. Bütün yapıp ettikleri. Bütün ömrü dağlarda geçiyor. Acılar içerisinde geçiyor. Ama boşa çıkıyor yapıp ettikleri. Bir tartı tutmayacağız dedi. Evet. Yani soru sual de yapmayacağız diyor. Zaten suçu evet, malum ortada olduğu için. Doğrudan cehenneme sokacağım diyor Allah. İnşallah. Sorgulamayacağım diyor. Evet. Evet. İşte inkar etmeleri, ayetlerimi ve elçilerimi alay konusu edinmelerinden dolayı onların cezası cehennemdir. Namazla alay ediyorlar ya. Evet, evet hocam. Evet. Kur'an'la alay ediyorlar, peygamberle alay ediyorlar. Evet. İşte bu yaptıklarınızın karşı olarak diyor, sizi cehenneme dolduracağım diyor. Gördünüz, evet, filmini de gördünüz. Evet, evet. Ayette, Kur'an'la, dinle, peygamberlerle alay ediyorlar. Evet. Evet. İman edip salih amellerde bulunanlar, Firdevs cennetleri onlar için bir konaklama yeridir. Mehdiyet ruhuyla hareket edenler, onların yeri de cennet. İnşallah. Firdevs cennetleri, Adnen cennetleri. Evet. Cennetül Adnen. Cennetül Firdevs. Evet. Onda ebedi olarak kalıcıdırlar. Sonsuza kadar. İnşallah. İnşallah. Evet. İnşallah. Bazı kişilerin soruları oluyor. Acaba cennette insan sıkılır mı, sıkılmaz mı şeklinde? Yani asla. İnşallah. Aklın ucundan bile geçmez mümin. İnşallah.